Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç, görüntüsüyle gözlere, lezzetiyle de vücuda şifa oluyor. Güllaç, iftar sofralarının da baş köşesinde olacak. Her Ramazan'da olduğu gibi bu hafif ve bol sütlü tatlının yapımı ise marifetli parmaklar istiyor. Daha sonra üstüne bolca süt dökeceğiz. Efendim, nasıl baharın müjdecisi çiçekler, leyleklerse Ramazan ayının da hiç kuşkusuz müjdecilerinden biri de bu vazgeçilmez tatlımız güllaç. Evet. Ve güllaç yaparken de marifetli parmaklara ihtiyaç var. İşte o parmaklar yanımda Nadir Bey. Evet, güllaç için Ehil Usta, çok güzel söylediniz. Bir de ham maddene mutlaka yöresinde mevsiminde olacak. Ramazan ayı denince akla gelen ilk tatlıdır o. Hafif ve bol sütlü güllacın yapımı da yemesi kadar kolay. Bu kenarıyla ortasının ince olması lazım. Süt demişken köy sütü olacak değil mi efendim? Tabii. Ne kadar taze olursa bütün gıdalar için geçerli. Dikkat et, sıcak. Bak, tutabiliyorsun. Ama ilk çıktığında hiç tutamazsın. Kesinlikle. Bak, çok sıcak olmayacak. Ilık da olmayacak. Sıcak olacak. Leziz bir güllacın sırrı kaliteli ham maddesinde saklı. Güllaç yaprağı bir de köy sütüyle birleşince ortaya çıkan şifalı kokunun tarifi zor. Arasına da isteğe göre file fındık, Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımını koyuyorum. Filik fıstık diyoruz biz buna. Yeşil, yöresinde mevsiminde alınacak. Şeker de kesinlikle pancar şeker olacak. Güllaçın yapımı kolay ama yemesi olay diyorum ben. Gerçekten çok lezzetli. Hafif. Baklava gibi, baklava gibi anlattın. Yemesi de sanat ya baklavanın, onun gibi. Şimdi güllaç şeker dursun. Biz şimdi şeker hastalığını düşündük. Şeker hastalığı içinde stevia diye bir bitki lifiyle yaptık. Evinde güllaç yapacak ev hanımlarına ise taktıklar yılların ustası Nadir Güllü'den. Sütü kaynattınız. Kaynattıktan sonra bir sefer kepçiyle en az 10 sefer savuracaksın. Bakın bu çok önemli. Savurmak. Niye? Arasına oksijen girsin, lezzetli olsun. Güllacı yaptıktan sonra en az bir yarım saat, bir saat bekleyecek. Bak, bekleyecek. Ev ortamında. Tabii, soğuyacak. Hemen strese sarıp buzdolabına atacaksınız. Soğutuculu sistem var. Bu bizim özel ambalajımız. Ve ne yapıyoruz? Bunun içine koyarak, bak elimiz buz gibi bu. Kurye yoluyla İstanbul'un birçok semtine 5-6 saat ulaştırabiliyoruz. Efendim, önümde bir tepsi güllaç var, elinde de çatal ama tabii ki yanda bakın. Tabakta kendime ayırdığım bir güllacım var. Hemen tadına bakıyorum. Taze taze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.